Selamlar hanımlar beyler, sevgiler saygılar herkese. Yine bir programda yeni bir konu başlığıyla birlikteyiz. Konumuz korkuların patolojik doğuşu ve sonuçları. Dünya insanlığında halklar, devletler yaşadıkları savaşlara bağlı olarak bünyelerinde kişilerin bir takım korkular şekillenmesi en doğal sonuçlardır. Çünkü savaşlar insan psikolojisinde bir takım travmalar yaptığı, yıkımlar yaptığı ve beynimizde bir takım negatif programlar şekillendirdiği ve hayatı bu korkular üzerinden insan iradesinin dışında beyninde yerleşmiş ve şekillenmiş olan korku programları insanı güdümleyen, yöneten bir süreç halini almaktadır. Böyle hayatlarda insanlar gerçek hazların, mutlulukların, birlikteliklerin güzelliklerini layki ile yaşayamadıkları gibi kendi özgüven duyguları da bir takım sorunlar yaşar dururlar. İnsanlar işler karşısında, sorumluluklar karşısında hep korkar dururlar. İşlere galip gelemezler. Sorumlulukları aşmakta yeterli bir dinamik kuvvete bir türlü erişemezler. Bu gibi olayların, savaşın getirdiği korkular yanında toplum baskıları, toplumun birey üzerindeki farklılıktan kaynaklanan bazı durumlarda yaptığı baskılar, ekonomik süreçler, bazı maganda ve harami gibi olan grup veya şahısların kimi bireyler üzerine yaptığı baskıcı, sindirici, korkutma ve dayatmalar, kimi büyük devletler, başlangıçta büyüktürler, sonra küçüleceklerdir. Güçlü devletler kendilerinden daha zayıf olanlara genellikle korkular sunarlar. Ve bu korkular ışığında sevk ve idare etme diye bir taktik yönteme başvururlar. Bunun gibi ekonomik yetmezlikten doğan korkular, kişinin yetişmesinden kaynaklanan, küçük yaştan hazır lokmacıklarla yetiştirilen bireylerin ağır bilmeceler, sorumluluklar ve yükler karşısında tıkanıp kalmaları ve sorunları aşamamaları, korkuların mağlubiyetine uğramaları, çok güçlü kükreyen bir yapıda o sorunları, o bilmeceleri bertaraf edememeleri. Korkular çok farklı kategorilerde incelenebilir. Bilimsel olarak da. Fakat sosyal hayat içerisinde özellikle kısıtlayıcı, insanın verimliliklerini bloke edici, girişkenliğini,
dışa dönük bir insan olmasını, yırtık dediğimiz pratik hayatta kullanılan deyim olarak, aşabilme kudretini, gücünü kendinde görememesi, özgüven duygularının zayıf olması, hep bir takım yaşanmış veya beynimizde şekillendirdiğimiz korkuların bizi sınırlayan, baskılayan ve güçlü kuvvet kavramlarını, power'imizi indirgeyen yapılar şeklinde pratik hayatta kendini göstermektedir. Korkular tıbbi dillerde fobiyalar olarak tanımlanıyor. Her zaman yaşanan bir takım olumsuz olaylar, tecrübeler korkuların şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Veya bunun gibi başkalarının yaşadığı olumsuzluklardan oluşabiliyor ya da orta yerde hiçbir şey yokken beynimizde kurguladığımız korkular olabilir. İçsel olabilir, dışsal olabilir. Tecrübe edilmiş olabilir, başkalarının tecrübeleri üzerine şekillendirdiğimiz korkular olabilir. Veya pratik hayatta bize zulüm yapılacak çerçevede karşı tarafların dayatma, bir takım negatif yaklaşımları, baskı ve şantajları olabilir. Bunlar da bir takım korkuları şekillendirebilmektedir. Bilinmesi gerekir ki korkular psikolojik bir takım negativite dinamikleri şekillendirirken hemen sonrasında somatik bir takım problemleri, yani psikosomatik kavramları oluşturmakta, bu tür bozukluklar organik bozukluk şeklinde kendini ifade edebilmektedir. Negatif kavramlar farklı şekilde ekarte edilebilir. Kafamızda var olan korkuların üzerine yürüyerek, onların çoğu zaman sanıldığı kadar büyütülebilecek şeyler olmadığı, onlara galip gelinerek, onlar aşılarak korkular yenilebilir. Onlarla yüzleşilmesi gerekmektedir. Sürekli kaçılarak, hasır altı yapılarak, korkularla yaşamak zulmün ta kendisidir. İnsanlar bir defa ölür, fakat korkularla her gün ölür. Korkuların aşılması her zaman mümkündür. Özellikle savaş travmalarında şekillenen korkular insanların zihinlerinde ızdırapsal ve azapsal şekillenmiş programlar haline almaktadırlar. Bu gibi korkular sosyal hayat içerisinde ve savaş geçirilmiş karşı taraflarla ilgili çok ciddi endişesel, çok ciddi tedbirler, ön yargılar, güvensizlikler ve benzeri bir takım kavramları beraberinde getirir ki insanoğlu çoğu zaman ihtiyat payı, kendini güvence altına alma adına geliştirdiği bir takım yapılardır bunlar. Hayatta bütün insanlığın unutmaması gereken bir şey var.
Yüce Allah'ın kendinin belirttiği şöyle bir ifade var. Ancak Allah'tan korkarlar. Kullar için söylüyor bunu. Çünkü oluşan bütün korkular zahiri dediğimiz kabuk özelliği taşımaktadır ve dışsaldır. Yani aslında bir dereceye kadar sanal özellik taşımaktadır. Halbuki ilahi korku sosyal hayat içerisinde ve diğer devletler arasında insanın sadece yaratandan korkması şeklinde şekillenen korku, insanın iç dinamiklerinde çok korkunç bir kükreyiş ve güçlenmeyi doğurmaktadır. Ve diğer bütün zahirde oluşmuş korkuları yok etme özelliğine sahiptir. Hani derler, bütün korkulardan emin eyle bizi. Evet, layıkıyla yaratandan ve sadece ondan korkuyor olmak, insanı güzelleştiren, çevresel eksi artılardan etkilenmeyen, huzurlu bir hale getiren bir yapıdır da. Zahiren çevrede var olan, değişik isimlerle adlandırılan ve tanımlanan korkular, ilahi korkunun yanında yok olmaya mahkumdur. Böyle insanlar kendine güvenir, girişkendir, dünyanın en zor şeylerini dahi delip geçebilirsiniz, yıkabilirsiniz, hiçbir şey karşınızda duramaz. Kulların korkusu sanal bir şeyden başka bir şey değildir. Ekonomik korkular, çevre baskıları, şunlar bunlar bir hayli isimcik bir hayli şey. İlahi korku insana çok şiddetli manada güç kazandıran, kendi egosunu aşmasında, yüksek hedefleri başarmasında, en zor bilmeceleri, imkansızlıkları, dünya insanlığının bütününün başaramayacağını bir tek kişinin dahi başarabilmesini sağlayan bir korkudur. İlahi kuvvetin oluşturduğu, ilahi kudretin, azameti kibriyanın oluşturduğu korku gerçek bir korkudur. Ve bütün insanların buna sahip olması gerekmektedir. Bu korkuyu insanlar suistimal etmemeli, ona sahip çıkmalıdır. Çünkü hem dünya hem ahiret süreci içerisinde mutlak kazanıma uğrayacaktır insanoğlu. Düşünün, ilahi korkuya sahip olan ruhu üzerinden her birey ölene kadar salise salise hiçbir zaman kavramından bahsetmeksizin hatta sürekli denetlendiğini bilmesi, kalbi gönül aleminden ilahi bir denetimin olduğunu düşünün. Gerçekten de pratikte de böyledir zaten. Bütün ruhlar yaratanın avucunun içinde, hepsini İstediği gibi sevk ve idare eder. İstediği gibi kalplerle sevk ve idare etme, yönetmesi son derece basit, ağza alınamayacak derecede basitlikte. Böyle bir insan kötülük işleyebilir mi? Zulüm yapabilir mi? Zalim kesilebilir mi? Egosuna keyif çattırma adına başkalarını baskı altına alma, İhtiraslarını onore etme adına birilerini sindirme, kötülük yapma, fenalık yapma, karşı tarafların hayatına son verme. Bunları yapabilir mi? Yaptığı en ufak bir olumsuzluğun sonucunda kendinin yaratana ettiğini
buldurması adına daha sonra dünyada ve ahirette çok şiddetli ceza olarak geleceğini bilmesi nasıl bir otokontrol sistemi kurar acaba? Gerçek olan korku budur. Bu korkuda huzur vardır, mutluluk vardır, dinginlik vardır. Çevresel olarak oluşturulan bir hayli uyduruk safsata korkularla insanların yaşadıkları hayat içerisinde titremeleri, korkmaları, kendilerine güvenmemeleri, bir şeyi başarma korkuları, sorunları bilmeceleri, problemleri çözebilme gücünü kendinde görememeleri. Bu ne acı bir şey. Bir tek korku bütün uyduruk şeyleri hepsini temizler, yok eder ve insanı olduğu yerde huzurlu, mutlu yapar, başarılı yapar. Sevgiyle kaynaşmış, muhabbetli yapar. Bütün mahlukata sevgi duyar insan böyle durumda. Bütün mahlukatını sever. Bütün insanlığı sever. Bütün kültürleri, bütün canlıları kucaklar. Olması gereken bu değil midir acaba? İnsanoğlu bu yolun sonunda gideceği yeri çok iyi bilmelidir. Çoğu zaman yaşadığımız hayat içerisinde zalimler oluyor birçok insanlar. Sonuçta gideceği yer 2 metrelik bir çukur olduğunu unutmaması gerekiyor. Ve sanmasın ki bu toprak bedeni orada bırakacak ve süreçte bitmiş olacak. İçerideki ruh, gerçek insan bir yere gittiği yoktur. Yaratana süreçler devam ediyor. Buradaki süreç bitiyor sadece. İnsanlar bunu ikna olmakta zorluk çekiyorlar. Çünkü pozitif bilimlere göre çalışan zekalarıyla tartmaya çalışıyorlar ve eksperimental, tecrübeye dayalı mekanizmalarla akıl yapıları buluşamadığında hemen bir takım isimcikler, kelimecikler, cümlecikler, aslı, gerçeği ifade etmeyen bir takım savunmalara giriyorlar. Bunlar insanın kendini aldatış ve kandırıcından başka bir şey ifade etmez. Gerçek korku ilahi korkudur. Yaratana en yüksek sevgi, en yüksek saygı, en yüksek korku ve sorumluluk içinde olan bir insanın Yüce Allah'ın mahlukatına nasıl yaklaşacağı, iş hayatı, aile hayatı, dürüstlüğü, çalışkanlığı, güzellikleri nasıl olabilir düşünülebiliyor mu acaba? O zaman insan çiçek olabilir. Onun haricinde bir takım uyduruk, araz, yapay kavramlar insanı gerçek sonuçlara taşıyamaz. Gerçek güzellikleri yaşatamaz ve buluşturamaz. Sadece mutluluk oyunları oynar, maskeler takar, kendi kendini avutur ve aldatır. Sonuçta da sanal ektiği için sanal biçecektir doğal olarak. Hayal gücümüzü artırmak güzel bir şey. Aklımızın somutlaştıramadıklarını daha da öteleri, akıl power'imizi artırma adına zaman zaman katkısını alıyoruz. Özellikle moleküler bilimlerde çalışarak, çalışan insanlarda bu. Biz de yaşadık bu süreçleri. Romanlar okuyoruz, hayal gücümüzü artıralım, molekülleri daha da beynimizde somutlaştırabilme adına. Ama hayal dünyasında yaşamak, bu söylediğimizin tam tersi bir süreç. Ve insana somut gerçekliklerden ciddi sapma ve kopmaları getiriyor. Bunları ayırt etmemiz gerekmektedir. Yaratanın ilahi korkusunun, ki kalpte yaşanıyor bu ve bütün hayata güzellikler olarak yansıma buluyor, bütün korkulardan emin olmaya yeter. Başka korkuya gerek yoktur.
insanın kendi kendine veya çevresel bir takım korkutucu şeylere muhatap kalmasına gerek kalmaz yani böyle durumlarda. Evet, programımızı burada noktalamamız gerekiyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Kalın sağlıcakla, sevgiyle, saygıyla.